Merhaba arkadaşlar, çok hızlı hazırlanmamız gerekiyor yine. Sürekli videolara böyle giriyorum ama kına yeri bakmaya gideceğiz bugün. O yüzden hemen üzerimi giyindim, minik bir şeyleri atıştırdım. Şöyle saçımın önlerini en azından düzelteyim diyorum. Çok hafif bir makyaj yapacağım. Yani artık sivilcelerim biliyorsunuz çok kötü durumda. O yüzden hiçbir şey sürmeme taraftarıyım. Sadece bir rimel, bir rüş süreceğim. Yani gözaltım bile kapatmayabilirim. Kaşlarımı falan sabitleyeceğim. O derece soğudum yani concealer'lardan. Çoğunu atacağım zaten bu arada. Şimdi ben hemen bir hızlıca hazırlanayım. Sonra çıkalım. Bunu çok severek kullanıyorum. Pastelin kaş jeli. Dudağıma hemen bir nemlendirici. Bir de maskara süreceğim. Gerçekten bu kadar. Makyajı en aza indirdim yani. Gerçekten bu kadar arkadaşlar. Yani hiçbir şey sürmek o kadar istemiyorum ki bu cildimin durumundan dolayı. Şöyle bir rimel sürdüm. Düzelteceğiz ama bu cildi. Şu an araştırma moduna girdim ben. Ya La Roche'un ya Bioderma'nın ürünlerini alacağım. İkisi de biliyorsunuz eczane ürünü zaten. Bir eczaneye de gideceğim, danışacağım. Düzenli olarak böyle kullanacağım. Altıma da böyle şu, bu arada pantolonu giydim biliyorsunuz. Üzerime de böyle bir içime krep giydim. Bol bir hırka. Haydi çıkalım. Merhaba. Tamam. Bütün seti var mı içinde? Tabii, onun çeyiz paketi, diğerlerinde basmas şeyleri var. Ha, bunlar mı? Tamam. Karaca'dan setim geldi, geçen aldım. Fakat yorganla yastık yok sanırım. O sonra gelecek, ales falan sonra gelecek diye biliyorum. Bunların içindekilere artık bakacağız sonra. Şimdi hazırlandım, evden çıkıyorum. Tekrar görüşürüz artık. Çekebildiğim kadar çekeceğim size. Maskemi takıyorum. Gereken her şeyi aldım. Suya kolonya. Hava yine yağışlı gibi ama bakalım. Çıktık. Güzellik yine modayı takip edin. Çok güzel. Bunu hiç güzel beğendim. Fotoğraf çeksene kanki, kapağı koyalım. Görüşmüştüm ben. Tamam? Hadi bye. Sonundayım. Size göstermek istedim. Özlem de çok beğendik. Evet, burası çok güzel. Şu an Maltepe'de Royal Davet Salonu'ndayız arkadaşlar. Gerçekten hani şu Kartal, an... Kartal, Cevizli'ye doğru geldim. Aynen. Maltepe değil mi? Cevizli'ye doğruymuş. Cevizli. Pardon ama şu arka dekoru falan çok hoşuma gitti yani. Evet. Şöyle çiçekler falan çok hoşuma gitti. Bakalım. Bence kırmızı çünkü neden? Yok, kına yok, konsepti. Şunlar pembe ya. Hani o manalı. Görün ya videoyu. Buranın gelin girişi burada. Gelin odası var arkadaşlar. Bir boy aynası, koltuklar falan. Tamam kanka, ben sana... Bak, orada da vardı ve güzel tablolar kanka, şurada da var. Yani. Güzel bir şey mi? Evet. Renk seçeneği olarak. Ne var?
broşür alabilirsiniz. Siyah bir sırada inceleyebilirsiniz. Evet. Tahtamız var. DJ, müzik tesisatı, ışıklandırma. Şöyle. Bana midur, herkese ak da bize kara midur, çıkacıdan sızıdan yana midur. Güzel bir yere geldik arkadaşlar, açık bir yer, başı büyük tarafında. Smokin ismi. Güzel yani ama bir yer daha var, orası kapalıydı ama oranın arka planı çok hoşuma gitti. Böyle kırmızı tüller falan, orayı da gördünüz zaten. Devam edelim. Giriş kısmımız. Şimdi biz bir yemek yemeye geldik. Yemek yiyelim, sonra sahile falan deriz büyük ihtimal. Bu arada gezdik yani, çoğu yeri gezdik. Güzel yerler vardı. Uzattın mı? Normal değiştirmiyoruz. Yok artık. O zaman yanlışı verme. Yani. Şimdi biz kahve aldık. Biraz ters ışığa kalıyoruz ama kahve falan içeceğiz. Gezdiğimiz yerleri değerlendireceğiz. Öyle sonra yavaştan kalkacağız. Şimdi biz biraz soluklandık. Starbucks'ta kahve falan içtik, dinlendik. Çünkü bugün bayağı yer gezdik biliyorsunuz. Bu arada bir tane yeri çok beğendim. Böyle arkası kırmızılı tüllü olan bir yer vardı. Orayı gerçekten bayağı beğendim. Böyle iç dekorasyonu falan çok güzeldi. O açık olan yer de aslında hani mekan olarak güzel ama iç dekorasyonu çok böyle oturmuş gelmedi bana. Biraz daha hani düzenlenmeye ihtiyacı var. O yüzden orada emin olamadım. Bu arada fiyatlar da yakın yani. Çok uçurum değildi aslında o açık yer kapalı yer arasındaki fiyatlar. Çok uçurumda değildi. Öyle bakalım. Karar vereceğim tabii. Annemle falan da konuşmam lazım. Şimdi bu arada kalkıyoruz biz. Özlem de yanımda. Menajerim. Bugün çok beğendim yine Özlem'i. Şimdi şeye bakacağız bu arada. Özlem'le dönerken eve. İşte istikbale belli onaya falan uğrayacağız. Yol üzerinde yatak bakacağız. Öyle. Yine size orada da gösteririm. Ve bu vlog devam etsin artık. Hani evde çekmeye devam ederim. Evde bir şeyler daha yaparız. Sonra bitiririm. Öyle işleri hallediyoruz yavaş yavaş ya. Birçok şey yani halloluyor. İnşallah. Son işler arkadaşlar. Evet Özlem. Allah evlerine sabır versin. Özlem yoruldu valla. İşte ama bu kına yerine artık bir hafta 10 gün içerisinde mükemmel bir yer vereceğiz. Evet. O tüllü yeri ben de çok beğendim. Bakalım hangisi olacak. Yine sizle tabii ki paylaşırım. Kına vlogu, düğün vlogu hepsi gelecek. O yüzden ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Öyle. Nurlandık. Nurlandık. Görüşürüz. Ben tekrar mağazalarda açarım. Şöyle. Bu mu? Evet. Bu mu? Ben zaten senin hoşlandığın ve 5 bölgeli sünger desteğinin olması. Burayı çıkartıp yıkayabiliyorum. Tabii. İçi de aynı. Değil mi? İçi de aynı. Anlayamadım Özlem. Nasıl oluyor? Ben de hiç anlamam ki. Bu yıkanıyor mu normalde? Tabii. Sana birlikte verebilir misin? Tabii veririm. Onlardan sana bakacağım. Ha, evet bu garip bir yastık. Bir dokunsana. Ay hayatta. Sadece yatak. Evet yatak. Sadece şey yatak odasını falan aldık çünkü. Bunun fiyatı nedir peki? Hemen fiyatını da söyleyeceğim. 160 lira şu an 3070. Ne yapıyorsun?
yani şey yapayım mı? Çok sert istemiyorum. Çok sert istiyorum. Çok yumuşak hayal edilir diyorlar ama... Öncelikle şöyle, belle alakalı herhangi bir problemimiz var mı? Ön arkalı kullanabiliyorsunuz. Antimalt, antibakteriyel özellikle. Bu hareketi yapmadan olmuyor. Evet. Harici olarak da yine tabii eklem ağrılarını önüne geçiyor. Kas iskeletinizi de koruyor. Fiyatı? Fiyatı nedir? 1.60'a 2'nin ölçüsü. Tabii fiyatlarımız güncellendi ama 3025 TL gibi 4110 lira fiyatı var bunun. Tabii fiyatlarda yardımcı olabiliyoruz. Yine nakit fiyat üzerinden kredi. Şimdi biz yatak bakıyoruz. İstikbale baktık. Şimdi Doğutaş'tayız. Öyle fiyat teklifi çıkartacaklar. Bakalım, bekliyoruz şimdi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhabir gibi geziyorum. Çok güzel. Kaç takipçimiz var? Daha ufak ya, 4000. Yeni başladım. Çok güzel. Ne kadar oldu? Bir sene oldu. Bir sene 4000 oldu. Sıfırdan hani gelmek bilemiyorum. Şöyle, Instagram'da hızlı takipçi kazanıyorsun. Evet. Ama YouTube'da... YouTube çok zor. Öyle değil. YouTube'da abone 4... olmaz çünkü. Abone olunca takipçi gelmiş, evet, oluyor değil mi? Evet, evet. Arkadaşlar şimdi Doğutaş mağazasında Duygu Hanım ilgilendi bizle. İşte fiyat teklifi falan çıkardı. Çok tatlı kendisi. Hatta YouTube'da benim bir videoma denk gelmiş. O da vlogumu izlemiş. Çok, evet, mutlu oldum. Evet, kesinlikle Gamze Hanım. Kesinlikle takip etmeniz lazım. Böyle YouTuber'lar hakkında falan böyle bir konuştuk. Güzeldi, sohbet sardı gerçekten. Her zaman bekleriz. Doğutaş Maltepe mağazasına uğrayın. Duygu Hanım sizle ilgilenecektir. Teşekkür ediyoruz Gamze Hanım, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eve geldim, bayağı bir dinlendim. Yorulmuşum. Çok uykum var, gerçekten bayağı bir uykum var. Şimdi ben hemen hızlıca bir makyajımı çıkarttım. Çok bir şey yok zaten. Bir rimel var. O yüzden şöyle hızlıca bu jelle çıkartacağım. Sonra hemen geliyorum. Okey. Dişlerimi fırçalayayım. En sevdiğim adım. Da tamam. Artık uyku vaktiye gidebiliriz. Oops, buradan alıyorum. Makyajımı da çıkardım, geldim. Artık en sevdiğim ana geçebilirim. Videoyu da burada bitiriyorum. Şimdi ben yavaştan uykuya dalacağım arkadaşlar. Yorucu bir gündü, yoğun bir gündü. Yine birlikteydik. Şu tacı da çıkartayım. Yine bugün de birlikteydik. İnşallah her şey düzelir ve istediğimiz gibi hani kınamız düğünümüzü yaparız şu an. Tabii ki biz hani pandeminin Ağustos'ta düzeleceğini düşünerek bu planları yapıyoruz bu arada. Hani izleyince diyebilirsiniz vaka sayısı olmuş 55 bin bu kız ne yapıyor diye ama hani bazı şeyler de yapılması gerekiyor. O yüzden biz hani sanki düzelecekmiş, her şey yoluna girecekmiş gibi yapıyoruz planlarımızı ama iptal olursa ona göre ilerleyeceğiz. Hani yapacak bir şey yok şu an, sadece yani içgüdüsel olarak... Bilmiyorum hani bilimsel olarak çok mantıklı mı vaka sayısının 55 bin olduğu gün yer bakmak ama nişanda da yine pandemiydi. Evin bahçesinde yaptık biliyorsunuz. Bu defa kınada biraz daha hani başka bir yerde yapalım gibi düşündüm. Bilmiyorum ya, bakalım işte, hayırlısı olsun. Siz düşünmeden, eleştirmeden önce ben açıklayayım istedim. İnşallah her şey düzelirse o takdirde yapacağız. Bir miktar hani kapora veriyorsunuz yerlere, en fazla... En kötü yani o kaparınız yanmış oluyor. Zaten mekan kirasını kına sonunda veriyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ama umarım her şey düzelir. Her şey istediğimiz gibi olur. Olmazsa da sağlık olsun tabii ki de. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Böyleydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Siz hangi salonu çok beğendiniz? Yorumlarda benimle paylaşın. Ben bu arkası tüllü, kırmızı tüllü olan salonu çok beğendim. Özellikle çok içime sindi. Böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Kına yerinden ziyade bir de yatak da baktı bugün biliyorsunuz. İstikbal'de Active Life Gold serisinin bir yatağı var. O bizim de kullandığımız evdeki yatak yani. 1-2 sene önce almıştık hem annemin hem benim. Ben kullanıyorum, gayet memnunum. Hem omurga desteği sağlıyor, hem yay sistemi olsun. Ya da böyle petli kısmı var. Petli olduğu zaman fermuarlı çıkartabiliyorsunuz. Çıkartıp kıyabiliyorsunuz, o açıdan da iyi.
onu almayı düşünüyoruz. Yani bugün baktım bir özlemle ama bir annemi de görmesini istiyorum. Hani bir o da gitsin baksın diye. O yüzden büyük ihtimal pazartesi salı falan da onu alacağız. Hani baktık ettik de sonra devamında ne oldu gibi onu da paylaşmak istedim. Onu almayı düşünüyoruz. Zaten bizim de hani evde kullandığımız o, gayet memnunuz. Öyle yatak boyutu zaten 1.6'ya 2 mi ne arkadaşlar, öyle bir şeyler ya. Of, anlamıyorum. Çıkartılır, yıkanır falan diyor. Nasıl çıkartılacak falan diyorum. Bir düşünüyorum böyle. Gerçekten öğreneceğiz inşallah. Bunları çok ince şeyler arkadaşlar. Ama İstikbal zaten bilindik güzel bir marka. O yüzden hani oradan olsun istedim. Çünkü yatak gerçekten aslında uzun sürelik, ömürlük kullanılan bir şey. O yüzden öyle olacak büyük ihtimal. Onu da aldığım zaman sizinle paylaşırım. Böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Her çarşamba ve her cumartesi biliyorsunuz ki video yüklüyorum. Haberdar olmak için de zil bildirimlerini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler bana. Size de günaydın, iyi geceler, iyi akşamlar ne zaman izliyorsanız. Hoşçakalın.